Evet arkadaşlar, bu videoda elektromotor kuvvetinin ne olduğunu işleyeceğiz. Bir üreticimiz var. Onu daha önce biliyoruz. V ile göstermiştik. Şimdi E ile gösterelim. Bazı kaynaklar tabii ki E ile de gösterebiliyor. Ama biz E ile gösterelim. Sebebini biraz sonra daha net olarak anlayabileceğiz. Şimdi bir iletkenimiz var. Şekilde görüldüğü gibi burada. İletkenin uçları arasında potansiyel farkı oluşturmak için devreye ne bağlıyoruz? Pil bağlıyoruz, akümülatör ya da dinamo gibi düzenekler bağlanabiliyor. Devreye enerji sağlayan bu düzeneklere üreteç denir diyoruz. E eşittir W bölü Q dedik. Birim yükün devrede tam bir tur yaparak dolanabilmesi için üreteç ne üretmektedir? Enerji üretmektedir. Bu enerjiye o üretecin EMK'sı denir diyoruz. E ile gösterilir diyoruz ve birimi volttur. Voltun karşılığı olarak Joule bölü Coulomb. Bu çok önemli. Bunu aklımızda tutalım. Sınavlarda da çıkabiliyor. Birimler bölümünde sınavlarımızda çıkabiliyor. Şimdi tekrar devremize gelelim. R direncine şekildeki gibi EMK'sı E olan, iç direnci R olan üreteç bağlansın diyoruz. Akımın yönünü biliyoruz. Bu şekilde, yani saat yönünü şeklinde burada bu devrede. Artı kutuptan eksi kutuba doğru. Üreticin içinde de aynı zamanda eksi kutuptan artı kutuba doğrudur. Şimdi A anahtarı açıkken V eşittir E diyoruz. Diyelim ki 30 voltluk bir üreticimiz varsa E'si de onun 30 volt oluyor. A anahtarı kapalıyken V küçüktür E diyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi anahtar kapalıyken neden V küçüktür E'ye geldik? Üreticimizde I şiddetinde akımı T süre geçirmek için W eşittir E çarpı Q, yani Q çarpı V diye öğrenmiştik geçen videoda. Buna E çarpı I çarpı T kadar enerji üretmektedir. Enerji korunumu uyarınca W eşittir W1 artı W2 diyoruz. Şimdi W1 neresidir? W2 neresidir? Yani enerji korunuyor. Bir enerji ortaya çıkıyor. Bu enerji de iki farklı dirençte harcanıyor. Birinci direncimizi yazalım. Yani bu enerjinin bir kısmı R direncinde harcanıyor. I kare çarpı büyük R çarpı T. Diğeri de, yani I kare çarpı küçük R çarpı T de üreticin iç direncinden dolayı ısıya dönüşmektedir. Yani başlangıçtaki enerji E I T eşittir I kare çarpı R çarpı T. Bu W1'e karşılık geliyor. I kare çarpı küçük R çarpı T de üreticin iç direncinden dolayı ısıya dönüşen enerjidir. Şimdi E eşittir I çarpı R artı I çarpı küçük R diyoruz. Burada I'ları götürebiliriz, T'leri götürebiliriz. O zaman genel bir formülü elde ettik, değil mi? Bağıntısında I, R, P ve N noktaları arasındaki R direncinin uçları arasındaki potansiyel farkına ya da üreticinin kutupları arasındaki potansiyel farkına eşittir diyoruz. Yani buradaki E, şunu şöyle yazalım, eşittir VPN artı IR'dir. Devrede E eşittir VPN artı IR bağıntısı var. Üreticinin kutupları arasındaki potansiyel farkını bulmak zorundayız. Çünkü üreteç tüm sahip olduğu enerjiyi sisteme veremeyecektir. Neyi verecektir? VPN'yi verecektir. Üreticinin kutupları arasındaki potansiyel farkı bu yüzden bulmak durumundayız. I çarpı küçük R'ye, IR'ye potansiyel düşmesi denmektedir. İç direnci R olan üreteç devreye I akımı verirken kutupları arasındaki potansiyel farkı elektromotor kuvvetinden IR'ye kadar azdır. Yani aslında burada iş gören nedir? VPN'dir. O da E'den IR'ye kadar potansiyel düşmesiyle bulunacaktır arkadaşlar. Şimdi üreticinin gücüne geldik. Üreticinin birim zamanda ürettiği enerjiye üreticinin gücü diyoruz.
P eşittir W bölü T ile de gösterilebilir. W yerine E, I, T, T'yi de yine aynı yere yazdığımız zaman karşımıza çıkacak olan formül daha önce de lamba parlaklığında da bildiğimiz gibi P eşittir E çarpı I şeklinde bir formüldür. Bunu unutmayalım. P'yi, W bölü T'yi iş güç enerjiden de biliyoruz arkadaşlar. Üreticin verimine geldik. Dış devrede harcanan enerjinin aynı sürede üreticin ürettiği enerjiye oranı verimdir. Verim eşittir dış devreye verilen enerji bölü üreticinin ürettiği enerjidir. Şimdi üreticinin verimini de formüle edersek W üstü bölü W diyoruz. Bunu da VPN çarpı IT bölü EIT diyoruz. Yani burada IT'ler sadeleştiği zaman tabii ki VPN ile yani üreticinin kutupları arasındaki farkla E'si arasındaki farktır. VPN'yi ne olarak biliyorduk? Dış devreye ne veriyor? VPN'yi veriyor. Ve sahip olduğu nedir? E'dir. Yani VPN ile E'nin oranı bize verimi vermektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 tane sorumuz var. İlkiyle başlayalım. Bir devremiz var. Devremizdeki voltmetre 24 voltu göstermektedir. A akım şiddetini, B üreticinin EMK'sını, C üreticinin verimi sorulmakta. Şimdi Ohm kanunundan biliyoruz. Direncin uçları arasında eğer 24 volt varsa buradan geçen akım bu ne kadardır? 6 amperdir. Bu 6 amper nereden gelmiştir? Buradan gelmiştir. Sonuç olarak akım şiddetini 6 amper olarak buluruz. Şimdi üreticinin EMK'sını bulalım. Üreticinin EMK'sını bulurken nasıl buluyorduk? E eşittir I çarpı R büyük R artı I çarpı küçük R şeklinde buluyorduk. Buradan I çarpı R'yi biliyoruz ki 6 çarpı 4 artı 24 volta karşılık geliyor. Gene 6 çarpı 1'den burası 24 artı 6'dan 30 volt olarak bulunur. C'yi yazalım. Verimi hesaplayacağız. Verimin formülü neydi? E eksi orada harcanan, içeride harcanan yani üreteşte harcanan enerjiyi çıkardık. Gene E'ye böldük. Şimdi E'nin kaç olduğunu biliyoruz? 30. 30'dan neyi çıkartacağız? Onun içerisinde harcananı çıkartacağız. Yani 6 çarpı 1'i neye böleceğiz? Gene 30'a böleceğiz. Buradan yukarısı 24 çıkar. 24 bölü 30 çarpı tabii ki 100 diyoruz. Yüzdeliği bulmak istediğimiz zaman. Her iki tarafı 6'ya bölersek 4'e kaç olacak? 5 olacak. Yani 0.8 çarpı 100'den. Burası %80 verim çıkacaktır arkadaşlar. Cevabımız da %80 verimdir. İkinci örnekteyiz. KL noktalar arasında şekilde gibi bağlanmış olan üreteçler. İç dirençleri 6 ohmmuş. Buraya yazalım. 6, 6, 6, 6, 6. Eşdeğer direnç sorulmakta ve elektromotor kuvveti sorulmakta. İlk önce A'dan başlayalım. Yukarıdaki bu üçlü için eşdeğer direnci nasıl buluyoruz? R eşdeğer ne nasıl? R bölü N şeklindedir. Bunu da 6 bölü kaç tane direnç var peşi sıra? Daha doğrusu paralel olarak bulunan 3 tane 2. Yani bu 2 etti. Sonuç olarak toplam R eş diyelim. Hepsi birden 2 artı 6 artı 6 buradan 14 olarak tüm sisteminki bulunur. Yani buraya yazıyorum tüm sistemin eşdeğer direnci. Peki arkadaşlar B'yi bulalım. B'yi bulurken de nasıl bulacağız? Bunların hepsini yani şunun hepsini tek bir üreteç olarak değerlendirebiliriz. Yani bu nedir? 24 volt etmektedir. Devreyi eğer çizersek artı eksi eksi artı artı eksi dersek 24'tür. Artı eksi eksi artı artı eksi bu da 24'tür. Bu da 24'tür. Noktalarımız burası K'dır. Burası L'dir. Dikkat edin. Artı eksi eksi artı. Bunlar birbirlerini götürecektir. O halde sadece tek EMK olarak buraya 24 volt yazacağız arkadaşlar. Kutuplar eğer peşi sıra simetrik değillerse, daha doğrusu asimetrikse
A artı artı eksi eksi artı şeklinde ise bunlar birbirini götürüyor. O zaman sadece tek bir tane üretici dikkate alacağız. O da 24 volta karşılık gelmektedir. Evet, üçüncü örnekteyiz. Bir devremiz var. E1, E2 ve E3 üretecileri bağlanmış. 3 tane yargının kesinlikle doğru olup olmadığı sorulmakta. Şimdi birinciden itibaren başlayalım. Birinciyi inceleyelim. Şimdi E1 ve E2, E3'ün E1 ve E2'nin toplamı E3'e eşit olmak durumunda. Eğer olmazsa zaten devre iş görmeyecektir. Dolayısıyla 1 doğrudur. Yani 1 numaralı yargı kesinlikle olmak zorundadır. I'nın değeri de ise E3 bölü R'dir. Bu da doğrudur. İç direncinin olmadığı söylenmekte. İç dirençlerimiz eğer yoksa sonuç olarak akım kollara nasıl dağılıyordu? Buralardan geçerken akı dirençlerin nispetinde dağılıyordu. Dirençlerin de değerleri belli olmadığına göre, daha doğrusu iç dirençleri önemsiz dendiğine göre, o zaman her iki koldaki akımların da birbirine eşit olması gerekmekte. Dolayısıyla 3 numaralı yargıda 2I1 eşittir I önermesi de doğrudur arkadaşlar. Kesinlikle hem 1 hem 2 hem de 3 doğrudur. Yanıtımız E şıkkıdır arkadaşlar. 4 numaralı sorudayız. Bu Ulusal Fizik Olimpiyatları sorusu. Ama gene de çözülebilir bir soru. Onu sizinle paylaşmak istedim. EMK'sı 154 olan bir doğru akım kaynağına direnci R ve bir rezistans ve 2 tane özdeş ampermetre bağlanmış. Seri bağlandıklarında 11 amperlik bir akım geçmekte. 2 ampermetre bu sefer paralel bağlandığında geçen akım 7 ampermiş. Rezistansın R, ampermetrenin RA olduğuna göre değerleri sorulmakta. Şimdi biz direnci hemen bulabiliriz değil mi? R eşittir neydi? E bölü akım olarak bulabiliriz. Yazalım. R eşittir 154 bölü 11'den 14 ohm olarak bulabiliriz. Yani toplam direnç burada nedir arkadaşlar? 14. Bu bir kenarda dursun. Şimdi 14 eşittir. Ne diyeceğiz? Büyük R artı 2 tane ampermetrenin dirençleri toplamı. Şimdi bu devre için yazarsak R artı 2 tane ampermetrenin dirençleri toplamı neydi? RA bölü 2 ederler. Bunu neyle çarpacağız? 14 ile çarptığımız zaman ne elde ediyoruz? 154 ediyoruz. Çünkü neden? Geçen akım buradan 7 ampermiş. Buradan da 7 ampermiş. O zaman ana koldan geçecek akım 14 ampermiş. Yani 14 ile eşdeğer dirençlerin çarpımı 154'ü vermektedir. O halde biz yukarıdan da biliyoruz. 11 eşittir. Ne çıkaracak? R artı RA bölü 2 olarak bulunur. Peki bir tanesini bulduk. Diğerini de biliyoruz. O da 14 eşittir. R artı 2 RA formülü var. Burada iki tane denklemi bir tek bilinmeyen haline getirir isek nasıl olacak arkadaşlar? Bunu yazalım aşağıya tekrar. 14 eksi 2 RA olarak yazdık. R'yi yalnız bırakıyorum. Burada da R'yi yalnız bıraktığımda 11 eksi RA bölü 2'den burada gerekli işlemler yapıldığında ne edecek? 3 eşittir. 4 RA bölü 2 eksi RA bölü 2'den buradan RA eşittir. Kaç çıkacaktır? 2 ohm çıkacaktır. RA eğer 2 ohmsa burada değerini yazalım. 14 eşittir. R artı 2 çarpı 2'den burası da R'de 10 ohm çıkacaktır arkadaşlar. Yani büyük büyüğü 10, küçüğü kaç çıkacak? 2 çıkacak. Büyük 10, küçük 2, yanıtımız B seçeneğidir arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani Ulusal Fizik Olimpiyatı sorusu da rahatlıkla çözülebiliniyor. Görüşmek umuduyla bir sonraki videoda arkadaşlar.